TRT Türk ekranlarından merhaba sayın seyirciler. Ankara'dan bakınca öncelikle hoş geldiniz. Programımızda yine gündemin sıcak gelişmelerini değerlendirmeye çalışacağız. Özellikle Kobani sürecinde yaşanan gelişmeler. Ve bu kent neden bu kadar stratejik ve günlerdir bu kenti konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin peşmergeye koridor açması ne anlama geliyor? Soru başlıklarını konuğumuz bugün Kanal 7 Ankara temsilcisi Sayın Mehmet Acet ile değerlendireceğiz. Efendim Ankara'dan bakınca başlıyor. Evet, Kanal 7 Ankara temsilcisi Sayın Mehmet Acet, stüdyo konuğumuz. Sayın Acet hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağatay Bey. Sayın Acet, girişte de aslında belirttik, Kobani eksenli bir gündem yaşıyoruz ve yaklaşık neredeyse bir 40 gündür süren ve devam eden ve sürekli artarak da devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Ama bir yandan bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin işte PYD'ye yapmış olduğu silah yardımı. Öte yandan IŞİD'in Türkiye'nin geçiş izni verdiği peşmergeyi engellemek için Mürşit Pınar sınır kapısına saldırılarını yoğunlaştırması gibi zaten kaos ortamının sürdüğü bölgede bakıldığı zaman işler iyice sarpa sarmış durumda, karışmış durumda. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan PYD silah yardımı yapan Amerika Birleşik Devletleri'ne tepkisini sürdürdü. Yardımlar terör örgütüne yapılmıştır dedi. Başbakan Davutoğlu aynı şekilde, hatta şunu da isterseniz belirtelim, peşmerge Irak anayasasına göre resmi güvenlik güçlerinden biridir diye özellikle bunu açmak istedim. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri neden böyle bir tutum içine girdi? Akşam başka, sabah başka. Bunda dış politikasındaki manasını da ilerleyen sorularımda size sormak istiyorum özellikle. Bu koridorun peşmergeye açılması başka bir şey. PYD silah yardım yapılması başka bir durum. Bunun ileride yaratacağı sorunlar, kimsenin istemediği sonuçları beraberinde acaba getirmeyecek midir? Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaklaşımını nasıl okumak lazım acaba? Şimdi Çağatay Bey, öncelikle şu konuyu anlamak gerekiyor bu analizi yapmak için. 3 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Obama arasında bir telefon konuşması geçti. Arkasından Türkiye kamuoyu havadan oradaki YPG'ye, IŞİD'le savaşan PYD'ye bağlı silahlı unsur olan YPG'ye havadan silah indirmesi. Bu da tabii biraz elini yüzüne bulaştırdığı da anlaşılıyor. Çünkü bir kısmının IŞİD'in eline geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bir ikinci konuda peşmergeye geçiş izni konusunda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamadan sonra gelişen bir süreç. Şimdi Cumhurbaşkanı ile Obama arasındaki bu görüşmeden sonra özellikle bazı batılı basında, bunlar Financial Times'da, New York Times'da ve BBC gibi yayın organlarında şu iki yorum yapıldı. Birincisi, Erdoğan YPG'ye silah yardımı yapılmasını istemiyordu. Afganistan'a giderken bunu açıklamıştı. Obama ile konuşunca buna boyun eğdi. Bir ikinci başlıkta peşmerge konusunda da Türkiye'nin böyle bir talep arzusu yoktu. Amerika'nın bastırmasıyla Türkiye bu talebe de boyun eğdi gibi haberler, değerlendirmeler çıktı. Ve oradan alıntılanarak bizim Türkiye'deki basında, gazetelerde de bu haberler çıktı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın Letonya'ya gitmeden önce yaptığı açıklamalarla bu haberlerin tamamı boşa düşmüş oldu. Birincisi, peşmergenin geçiş konusunu ben teklif ettim dedi Erdoğan. Yani bunu Amerika'ya Türkiye'nin teklif etmiş olduğu ortaya çıktı. İkincisi de YPG'ye silah yardımı konusunda önceki pozisyonu sürdürdüğü ortaya çıktı. Biraz önce siz de söylediniz. Buna karşı itirazını Cumhurbaşkanı sürdürüyor. Neden bu kafa karışıklıkları? Şimdi yani az önce de söyledim. Yani peşmergeye koridor açılması başka bir ona şey. Ona geleceğim. Evet. PYD silah yardımı. Yani bunu biraz açalım. İnsanların kafası bu anlamda biraz karışmış durumda. Yani ilginç gelişmeler şimdi yaşanıyor. Şimdi peşmerge ile PKK'nın aynı şeyler ya da birbirine müzahir unsurlar olduğunu düşünen hala bir kitle olabilir Türkiye'de. Ama son yıllarda Kuzey Irak Kürdistan bölgesel yönetimiyle Türkiye çok derinlikli bir ilişki geliştirdi. O bölgeye yönelik Kürt fobisini yıktı ve artık 5-6 sene önceki ilişki ve yaklaşım biçimi 180 derece değişmiş durumda. Türkiye
o bölgedeki Irak'taki Kürtleri yakın bir müttefik olarak görüyor. Onlar da aynı şekilde Türkiye ile çok derin bir yakınlaşma süreci geçirmiş oldu. Şimdi bu şuraya oturuyor. Türkiye'nin aslında 3 yıldır PYD'nin orada Esad rejimiyle işbirliği yaparak bir Rojava projesi çıkarması, kendi düzenini kurmaya çalışması sürecinin başlamasından itibaren Türkiye'nin savuna geldiği temel tez ve bugün de sürdürdüğü temel tez Ankara'nın şu: Suriye'nin kuzeyinde bütün unsurlar burada, Barzani'ye yakın siyasi partiler vardı Suriye'nin kuzeyinde, Kamışlı, Afrin, Kobani dahil olmak üzere bu üç bölgede. Başka gruplar da var, Araplar var, Arap olmayan farklı Kürtler var, farklı etnik gruptan insanlar yaşıyor. Buraya PYD ve silahlı uzantısı YPG dayatmayla burada tek hakim unsur haline geldi geçen 2-3 yıllık süreç içerisinde ve bunun pek çok sonucu da oldu. Bunlardan bir tanesi örneğin işte geçen yıl 30 bin civarında PYD baskısından kaçan Suriyeli Kürt Türkiye'ye sığındı. Bunlar bugün Batman, Kızıltepe, Mardin o bölgede kalıyorlar. Bir başka konu, bugün Kobani'ye saldıran IŞİD militanlarının içerisinde 400 kadar yine PYD'nin bu baskısından kaçıp IŞİD saflarına katılıp sonra dönüp Kobani'de YPG'ye karşı savaşan şeyler de var. Kürtler de var. Hatta bu IŞİD'in Kobani'ye yapılan bu saldırıyı yapan IŞİD'in komutanlarının da Halepli bir Kürt olduğu biliniyor. Şimdi gelinen nokta itibariyle aslında Türkiye'nin uyarılarının, Türkiye'nin telkinlerinin dikkate alınmamış olması sebebiyle bu Rojava projesi çökme noktasına gelmiş durumda. Ben 6-8 Ekim olaylarının perde arkasında da bu travma ve bu paniği arıyorum. Daha özellikle değinmiştik de bu konuya. Konuşmuştuk sizinle bu konuları. Şimdi gelinen nokta itibariyle Türkiye'nin buradaki yaklaşımı, Suriye'nin kuzeyiyle ilgili olarak yaklaşımı aynı. Şunu demeye çalışıyorum. Yani oradaki farklılıklar korunsun. Orada diğer seslerde seslerini muhafaza etsinler. PKK'lı, PYD'li, YPG'li olmayan Kürtler de orada olsun. Özgür Suriye Ordusu da orada olsun ve Suriye'deki iç savaş bittikten sonra orada kurulacak olan idari düzene bütün o bölgede yaşayan halkların temsil ettiği gruplar söz sahibi olsun. Yani bir oradaki iktidar, yönetim o bölgede yaşayan bütün hareketlerin ortak katılımıyla şekillensin noktasında bir politikası var. Şimdi buradan baktığınız zaman peşmergeye geçiş izni verilmesi, ki bu Suriye, Kobani'ye geçecek olan peşmerge grubunun da Suriyeli Kürtlerden oluştuğu, Kuzey Irak'ta eğitildiği biliniyor, hepimiz tarafından biliniyor. Evet. Bu adım, bu hamle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz teklif ettik açıklamasıyla birlikte şunu anlıyoruz artık. Yani orada Suriye'nin kuzeyinde sadece PYD, YPG olmasın, onlar da var olsun ama diğer Kürtler de olsun, hiç kimse dışlanmasın. İşte bu tür sonuçlar, 30 bin kişi Türkiye'ye göç etmesin, bunların bir kısmı IŞİD'e katılmasın. Ortaya çıkan kaos ve karmaşa ortamının temel sorumlusu da bu. Yani PYD'nin Esad rejimiyle 2,5 yıl önce işbirliği yaparak öteki olanı dışlaması, orada bir Kuzey Kore vari bir yapı oluşturması, bu sonucu, bu tabloyu karşımıza getirmiş durumda. Bu tablodan çıkış konusunda Türkiye'nin sunduğu alternatif dışında başka bir alternatif de bulunmuyor. Yani orada o bölgede yaşayan bütün halkların desteğini alabilecek bir yönetim, bir iktidar biçimi ancak o bütün bu çeşitliliği koruyan bir anlayışla mümkün olabilir. Şimdi ikinci bir nokta da şu. Ben bunu, ki ilk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklama yaptığı zaman da ilk aklıma gelen bu olmuştu. Ben bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin havadan YPG'ye silah bırakmasına karşı Türkiye'nin bir misillemesi olarak değerlendiriyorum. Ve Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar da bunu teyit ediyor. Siz orada tek taraflı olarak Türkiye'nin itirazlarına rağmen böyle bir yardım yaparsanız biz de peşmergenin geçişine izin veririz ve orada Suriye'de Türkiye'nin ittifak, Türkiye ile müttefik halde hareket edecek olan diğer belki Özgür Suriye Ordusu da buna dahil olmak üzere bunların önünü açarız. O zaman bu bir karşı hamle olarak değerlendirildi. Evet, aynen. Bir karşı hamle, bir misilleme olarak değerlendiriyorum ki zaten ilk YPG'den yapılan veya işte PYD'den yapılan açıklamalarda buraya silahlı başka kimse gelmesin, bize silah gönderin biçimindeydi. Yani oradaki tek taraflı yönetme, kontrol etme arzusundan vazgeçmiş değillerdi.
Evet. Ama IŞİD'in gerçekten işte 60-70 tane köyü ele geçirdiği, Kobani'nin yarıya yakınını ele geçirmiş durumda, hava operasyonları da etkili olmakla birlikte durdurmaya yetmiyor. Dolayısıyla savunamıyor aslında. Yani yeterli bir gücü yok ve tek başına bu savaşı sürdürmesi halinde kat edebileceği bir mesafe de şu anda çok gözükmüyor. Dolayısıyla ben bunu, yani bu yönüyle Türkiye'nin peşmergeye geçiş izni vermesini, Amerika'nın PYD'ye, YPG'ye silah vermesine karşı bir hamle, bir misilleme olarak değerlendiriyorum. Hayır, önümüzdeki dönemlerde IŞİD bittiği zaman, PYD'nin de bu silahları olduğu zaman, ki bu silahların içeriğiyle ilgili de çok fazla bir bilgi yok. Yani Türkiye için de bir tehdit unsuru olmaya devam edecek. Yani sadece bu operasyonun yapılması, yani sonrasındaki gelişmeleri de Türkiye düşünmek zorunda bölgedeki. Şimdi diğer... Amerika'nın, Batı'nın bu konudaki tutumu son iki yıldır zaten hep ikircikli bir tutum olmuştur. Bunu gelişen süreçler içerisinde en son kimyasal silah kullandığında Esad rejimi önce buna bir cevap verileceği yönde çok güçlü ve artık herkesin akşam sabah bir operasyon başlayacak rejime dediği noktada bir U dönüşüyle, 180 derecelik bir dönüşüyle, bir dönüşle tekrar geri adım attı Amerika Birleşik Devletleri. Çok yakın bir tarihtir ve bu dünyanın gözü önünde gelişen bir hadisedir. Burada da aynı tutum yine devam etmektedir. Yani bunun tabii başka türlü analizleri yapılabilir. Ama şu ortada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası, Suriye'ye yaklaşımıyla Türkiye'nin Suriye'ye yaklaşımı, bu hadiseler yaklaşımı arasında derin bir uçurum var. Evet. Bu politikaları birbirine yaklaştırma yönünde değişik çabalar, değişik diyalog kanalları kullanılıyor. Ama işte Türkiye'nin başından beri bildiğimiz bir takım talepleri ne de şu ana kadar bir cevap verilebilmiş değil. Uçuşa yasak bölge, güvenli bölge, tampon bölge gibi konularda da bu sürüncemede bırakıyor. Yani bir sıcak bir yaklaşım olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla bu bir vekaletler savaşı, proxy wars deniyordu zaten Suriye'de olup bitenlere son dönemde. Bu haliyle devam ediyor, öyle anlaşılıyor. O zaman şöyle bir değerlendirmede bulunur mu Sayın Acet? Yani Türkiye'nin son dönemlerdeki işte bu dış politikasını eleştirenler de oluyor. Şimdi az önce siz de verdiniz, bu Amerika Birleşik Devletleri örneğini de verdiniz. Akşam başka bir açıklama yapıyor, işte sabah başka bir açıklama yapıyor. Şimdi yıllardır da böyle bu tip açıklamalarda devam ediyor. İngiltere de aynı şekilde. Mesela çıkarlar doğrultusunda bir hareket tarzı sürekli ülkelerin içinde var. Biraz da Türk dış politikasını değerlendirelim. Ben bir vatandaş olarak dış politikayı nasıl yorumlamalıyım? Yani içeride yapılan bir açıklamayı, farklı zamanda yapılan açıklamanın başka türlü yapılması mı yanlıştır ya da doğrudur? Yoksa bu farklı açıklamaları Türkiye'nin geleceği için yapılmış açıklamalar olarak mı yorumlamak durumundayım ben vatandaş olarak? Şimdi birincisi, her şey çok hızlı gelişiyor. Akşamdan sabaha hadiselerin istikameti de değişebiliyor. Bu kadar hızlı yürüyen ve bu kadar karmaşanın, kaosun olduğu bir ortamda hiçbir aktörün hata yapmama gibi bir lüksü yok. Önce bunu söyleyelim. Evet. Ama ben sadece Suriye için de değil aslında, bütün Orta Doğu coğrafyası için, bu coğrafyada bu akan kanı, bu oluk oluk akan kanı durduracak, bu bölgeye barış ve huzuru getirecek olan vizyona sahip tek ülke bu coğrafyada Türkiye olduğunu düşünüyorum. Suriye için de bu aynı şey geçerli, Irak için de aynı şey geçerli. Yani büyük bir etnik ve mezhebi parçalanmanın yaşandığı bir coğrafyada bu ortaya çıkan kaos ortamının temel nedeni etnik milliyetçilik ve mezhepçilik politikalarıdır. Buna karşı duran ve buna karşı bir vizyon geliştiren tek politika da Ankara tarafından uygulanıyor. Şimdi Suriye'ye baktığımız zaman şunu her aklı selim insan aslında biraz üzerine düşündüğü zaman şunu teslim edecektir. Yani orada 200 bin insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan içeride ve ülke dışına göç etmek zorunda kalmış, şehirler tahrip olmuş. Ve hala hiç konuşulmuyor bu arada. Ve yani bunun sorumlusunun kim olduğunu da herkes biliyor. Bunun sorumlusu olan bir rejim var, bir Esad rejimi var. Kendi halkına zulmetmiş, gaddar bir rejim var. Dolayısıyla Suriye'de akan kanın durması için bir defa Esad rejiminin gitmesi gerekiyor mu? Gerekiyor.
gitmediği sürece bu savaş devam edecektir. Bu bugün bir yerde, yarın öbür yerde. Bu aynı zamanda IŞİD gibi radikal unsurların palazlanıp büyümesini sürdürecektir. Ya da daha farklı bugün örgütlerin IŞİD, ortaya çıkması. Tabii yani onu diyecektim. Bugün evet. IŞİD vardır. IŞİD'i püskürtürsünüz. Yani. Başka bir örgüt olarak bu karşınıza çıkar. Dolayısıyla yani bütün bu iç savaşı, iç kaosu bitirecek olan yöntem Esad rejiminin oradan uzaklaşmasıdır. Bunu söyleyen neredeyse tek ülke şu anda bu coğrafyada Türkiye. Bunun dışında Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in Kobani'ye gelip Kobani'ye vurması, Kobani'ye saldırması daha önce aslında bir yıldır, bir buçuk yıldır devam eden bir savaş var orada PYD ile YPG ile IŞİD arasında. Şimdi Musul'dan ele geçirdiği Amerikan yapımı silahlarla geldi IŞİD. Daha güçlü silahlarla geldiği için YPG tutunamadı ve böyle bir tablo var karşımıza. Bu tabloyu bertaraf edecek bir vizyon, bir proje de şu anda Türkiye dışında böyle bir projeyi sunabilen, böyle bir projeyi destekleyen bir başka aktör de yok. Evet. Bu coğrafyada. Yani en başta söylediğim Suriye'nin kuzeyinde nasıl ülkenin diğer bütün coğrafyasında katliamlar ve göçler olduysa Suriye'nin kuzeyinde de 2-3 yıldır de facto bir şekilde ve kirli bir ittifakla oluşturulan bu fiili durumun yine böyle bir savaşa yol açtığı ortada. Yani PYD'nin orada tek taraflı yıldırma sindirme politikasıyla insanların bir bölümü IŞİD saflarına katıldı. İnsanların önemli bir bölümü terk etmek zorunda kaldı. Bunların 30 bin tanesi Türkiye'ye geldi. Bir kısmı başka şeye de giden oldu. Kuzey Irak'a da giden oldu. Ki güç kazanması orada bu IŞİD'in bir takım orada da galibiyetler kazanması örgüte katılımı da hızlandırıyor. Hızlandırıyor. Yani, öyle... Şimdi buradan çıkış nasıl olacak? Buradan çıkışın yolu da hiçbir grubun, hiçbir farklı hareketin, fraksiyonun bunu Kürtlerin içerisindeki farklı fraksiyonları da katarak söylüyorum. Kendini dışlanmış hissetmediği, kendisini yıldırılmış, sindirilmiş hissetmediği bir modelle çözülebilir. Peki bu bir Suriye veya Irak gibi bir ülke olarak mı bu önümüzdeki günlerde? Ülke ya da bölge. Öyle. Yani temelde baktığınız zaman Maliki'nin Sünnilere karşı yıldırma, sindirme politikasının sonuçları nasıl Irak'ta IŞİD'in güçlenmesinin önünü açtı ve bu döndü bir bumerang gibi Irak'taki yönetimi vurdu. Şimdi Bağdat'a kadar yaklaşmış durumda. Bunun bir benzeri de Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin bu 2-3 yıllık benzeri biraz da daha çok etnik güdülerle yürüttüğü politikalarda bu sonucu üretti. Buradan baktığınız zaman Maliki'nin Şiicilik politikası izlemesi, Sünnileri ezmesi, siyaset dışında bırakması Irak'ta nasıl bir tablo ortaya çıkarmışsa Suriye ve Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin kirli bir ittifak yaparak Esad rejimiyle kendi dışındaki Kürtleri, kendi dışındaki insanları yıldırma, sindirme, kendine rağm etme ya da dışlama politikası bugün bu sonuçları ortaya çıkarmıştır. Buradan çıkış nasıl olacak? Buradan çıkış da yine 2-3 yıldır en başta söylediğim o temel yaklaşım biçimi Suriye'nin kuzeyinde yaşayan insanlar Suriye'nin kuzeyini birlikte yöneteceklerdir. Irak'ı evet. yöneten her etnik gruptan, her mezhepten insanlar birlikte yöneteceklerdir Irak'ı. Buradan başka bir çıkış yok. Yani bir de şu 2 yıldır, 3 yıldır sürdürülen inanılmaz bir kampanya var, bir algı operasyonu var. Bütün bunlar olurken, etnik ve mezhebi çözülmeler yaşanırken, bu kadar kan akarken dönüp bu eylemlere imza atanlar yerine Türkiye'yi mezhepçilikle suçlayanlar oldu. İçeride ve dışarıda. Halbuki bunu yapmayın hani... Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken birkaç defa söyledi hani Sünnicilik nedir, Sünnilik nedir, Şiilik nedir, gelin birlikte hareket edelim. İran'da bu konularda çok ilerleme kat edilmek istendi ama İran'da yine farklı bir noktadan hareket ettiği için bu sürdürülemedi. Fiili olarak da Türkiye aslında bütün bu olup bitenler yaşanırken bu coğrafyada bu modeli yani farklılıkları bir arada tutan, farklılıkları tehdit olarak görmeyen modeli çözüm süreciyle uygulamaya çalışan tek ülke de burada Türkiye olmuştur. Evet. Olmaya da devam edecektir.
Evet. Türkiye başından beri, az önce siz de vurguladınız, işte Suriye'de esassız bir çözüm, yönetim, uçuşa yasak bölge, tampon bölge gibi hep bu kuralları ve bu angajmanları sürekli olarak sundu ve sunmaya da devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'den karadan müdahale için 3 şartından biri güvenli bölge kurulması konusu. Şimdi uluslararası kamuoyunda konuyla ilgili tek bir somut destek de yok. Yani bunu günlerdir belki sürekli Türkiye dile getiriyor ama hiçbir destek alamadı. Lübnan'ın sınırı kapatması durumu da söz konusu. Yani önümüzdeki dönemlerde tam Türkiye bu konuda epey bir göç aldı ama daha da fazla bir göç dalgasına sebep olabilecek bir gelişmedir bu. Suriye topraklarında acaba Türkiye tek taraflı güvenli bölge önümüzdeki günlerde ilan edebilir mi? Ne dersiniz bu konuya ilişkin? Bunu Suriye tarafında değil Türkiye tarafında bunu yapabilir. Şu konuda haklısınız. Yani Kobani, bu işte PYD'nin ilan ettiği 3 kanton, Kamışlı, Afrin ve Kobani 3 bölge, nüfus bakımından Kobani Kamışlı ile kıyasladığınız zaman aslında çok daha az bir nüfusa sahip. Yani esas nüfus Cezire bölgesi dediğimiz, bizim Mardin Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin kuzeyindeki en büyük şehir olan Kamışlı kenti. Yani 400-500 bin nüfusa ulaştı şu anda bu şehir. Köyleriyle birlikte veya o bölgedeki diğer yerleşim birimleriyle birlikte 1 milyon kişi demektir. Yani şimdi 200 bin kişi oradan göç ettiğini hesaba katacak olursak bunun 5 katı, 6 katı belki bir göç tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye'deki birçok ilden de büyük bir nüfus demek. Yani 1 milyon derken yani rakam olarak da çok büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Yani bir Konya merkez kadar yani bir şehir. Şimdi bu bir tehdittir elbette. Yani bir göç tehdidi. 91'de olduğu gibi, şimdi bu son dönemde olduğu gibi Türkiye'nin imkanları bunu kaldırmaya da müsaittir. Ben bu konuda insanlar gelmesin, sınırları kapatalım böyle bir yaklaşım içerisinde hükümetinde olmadığını düşünüyorum. Ama eğer mesele çözülmezse, yani bunun bir ayağı da PKK'nın, PYD'nin bu 3 yıldır uygulaya geldiği bu yöntemden, bu yöntemin sonuçlarını görerek olmazı görmesi, bunu görmeye başladığını düşünüyorum. Hatta daha önce de konuşmuştuk yine. Yani bu 6-8 Ekim hadiselerinin bir analizi yapıldığında bana göre, ben hala bu görüşümü savunmaya devam ediyorum. Bir o Rojava projesinin çökmeye yüz tutması o kesimde ciddi bir paniğe yol açtı. Ciddi bir travmaya yol açtı. Bu kadar yaşanan vandalizmin temel psikolojik nedenini ben burada arıyorum. Şimdi yarın öbür gün, ki zaten bir buçuk yıldır IŞİD, PYD ile YPG ile savaş halinde. Kobani'den çekilse bile yarın öbür gün Afrin'i saldıracaktır veya Kamışlı'ya saldıracaktır. O zaman çok daha büyük bir göç dalgası yaşanacaktır. Dolayısıyla buradan bir çıkış, eğer hep dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Ama burada eğer bir çıkış sağlanacaksa artık herkesin oturup şapkasını önüne koyup biz nerede hata yaptık, hangi hayallerle fiili gerçek hayattaki realitenin örtüşmediğini görmesi gerekir. Ben bunu PKK'nın, PYD'nin de görmeye başladığını düşünüyorum. Yani Irak'ta Maliki yönetiminin mezhepçilik politikaları hangi sonuçları doğurduysa bunda ısrar etmeleri halinde, Suriye'de farklı olana, Suriye'nin kuzeyinde farklı olana kucak açmak ya da onlarla birlikte hareket etmek yerine rejimle kirli işbirliği yapıp orada cinayetler işleyip orada diğer partilerden, diğer hareketlerden insanları silah zoruyla, kimi zaman cinayetlerle, kimi zaman sindirerek, kimi zaman göçlerle kendinize ram olmaya ya da orayı boşaltmaya zorlarsanız, bunun kaçınılmaz sonucu yeni Kobanilerin yaşanmasıdır. Evet. Yeni Kobaniler derken de yarın öbür gün IŞİD gelip Afrin'i vuracaktır. Bir başka gün gelip Kamışlı'yı vuracaktır. Bu Rojava projesinin Kobani'de zaten çökmeye başladığını gösterdi. Eğer buradan bir çıkış sağlanmazsa devamında diğer bölgelerde de bu çöküş yaşanacaktır. Evet.
Kanal 7 Ankara temsilcisi Sayın Mehmet Acet efendim, değerlendirmesine çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ve bugün de Ankara'dan Bakınca'nın sonuna geldik efendim. Hoşça kalın.